Merhaba sevgili dostlar. Beyazıt Akman, Amerika'da yüksek lisansını yaptı, Amerika'da doktorasını yaptı, Amerika'da Amerikan üniversitelerinde İngilizce dersi verdi. Ve Dünyanın İlk Günü adlı romanı çıktığı zaman bütün Türkiye ondan bahsetmeye başladı. Ardından Son Seferat, ardından Osman serisi ve elimdeki kitap aslında Beyazıt Akman'ın bütün bir tarih birikiminin de özümsenerek bizim elimize ulaşmasını sağlayan bir eser oldu. Kayıp tarihin izinde. Bu kitabı ilk baskısında 100 bin adet basarak çok büyük bir ilgi gördü. Türkiye'de tarihi alanda en çok satan kitaplar arasında haftalar boyunca ilk onda yer aldı. Ben keyifle okudum. Çocuklarım keyifle okudular, çok şeyler öğrendiler. Ben kitabı yine Beyazıt Akman'ın kitabın arka sayfasındaki tanıtım yazısıyla sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü Beyazıt Akman'ın tanıtımının üstüne ben bir tanıtım yapabileceğimi zannetmiyorum. Amerika'nın keşfinde Müslümanların rolü neydi? İslam olmasaydı Gutenberg'in matbaası neden bir işe yaramazdı? Batı Fatih'le birlikte nasıl geri dönülmez bir şekilde değişti? Shakespeare eserlerinde Türkleri nasıl resmetti? Dante'nin başyapıtı İlahi Komedi Müslümanlardan nasıl çalındı? Kopernik eserinde hangi Müslüman alimden bahsetti? Ve daha onlarca aklınıza takılan ya da hiç aklınıza gelmeyen sorunun cevabını bu kitapta bulacaksınız. Kayıp tarihin izinde dolaşırken Beyazıt Akman'ın akademik ciddiyet ve bir tarihi roman üslubuyla, akıcı bir üslupla kaleme aldığı bu eserde Türk tarihine, İslam tarihine ait birçok şeyi ilk defa okuyacaksınız. Keyifli okumalar diliyorum.